Arkadaşlar merhabalar. Sayma olasılık konusundan bahsedeceğim size. Permütasyon, kombinasyon, olasılık yani. Ee, i̇lk önce sayma temel prensibi şudur. Veya varsa toplayacağız. V varsa çarpacağız. V çünkü birbirine bağlılığı ifade eder. Veya da biraz bağımsızdır. Bundan dolayı toplayarak gideriz. Haliyle ilk soruda 6 farklı coğrafya kitabı ve 10 farklı matematik kitabı arasından bir coğrafya kitabı veya bir matematik kitabı kaç farklı şekilde seçilir derse biz 6 artı 10 deyip toplarız. Ve cevap 16 olur. İkinci soruda ise şöyle bir şey demiş. Orhan'ın 4 farklı ayakkabısı, 3 farklı pantolonu ve farklı gömlekleri vardır. Orhan bir ayakkabı, bir gömlek ve bir pantolonu 36 farklı şekilde seçebildiğine göre kaç farklı gömleği vardır? Bakın burada birliktelik var. O yüzden çarpacaksınız. Yani 4 ayakkabı. Dan birisini seçebilir. Sonra 3 pantolondan bir tanesini seçebilir. Yine x gömlekten bir tanesini seçebilir. Durumundan 36 oluşmuş. Demek ki x buradan 36 bölü 12'den 3 oldu bakın. Gayet kolay. A şehrinden B şehrine 6 farklı yol vardır. A şehrinden aynı anda yola çıkan 3 araç aynı yoldan gitmemek şartıyla kaç farklı şekilde B şehrine varabilirler? Bakın şimdi 3 tane araç K, L, M araçları olsun. Bunlar A'dan çıkacaklar. B'ye gidecekler ve 6 tane yol var. 1 2 3 4 5 6 yapayım bakın. Burada ne yapacağız? Bir tanesinin sırayla gittiklerini düşünelim veya aynı anda yola çıksınlar. Fark etmez. Aynı şey zaten çok bizi etkilemeyecek bu anlamda. Bir tanesinin gittiği yolu diğeri kullanamayacağına göre o zaman bir tanesinin 6 hakkı var. Örnek K olsun. 6 hakkı var. O zaman geriye kalanlar 5 taneden bir tanesini gidebilir bir tane daha hak gitti. En sonuncu 4 tane yoldan bir tanesini kullanabilir. Dolayısıyla 6 çarpı 5 30 120 tane farklı şekilde gidebilirlermiş B şehrine. Devam edelim. Şöyle ayarlayayım bir. Bakalım. Yukarıdaki tabloda rakamların yerleri değiştirildiğinde her sütundaki rakamların toplamının tek olacağı kaç farklı tablo oluşturulabilir? Şimdi sütundaki rakamlar toplamı tek olacaksa arkadaşlar bir kere tek toplamı nedir? Tekle çiftin toplamından tek elde ederiz. O zaman burada üstte tek, altta çift ya da üstte çift, altta tek olacak şekilde sıralamalıyız sayıları. O zaman şöyle bir şey yapmalıyız. 2 3 4 var, 5 6 7 var. Bunları normalde rastgele sıralasaydık tabii ki 6 faktöriyel yani der geçerdik. Ama şu an öyle bir şey diyemiyoruz. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diyemem. Burada şunu gözeteceğiz. Tabloyu bakın size yapayım önce bir. Burada iki durum var onu gözetmemiz lazım. Şimdi örnek bir görüntü gösteriyorum. Tek çift, çift tek, çift tek gibi bir görüntü olabilir. O zaman bizim önce teklik ve çiftliği ayarlamamız lazım. Yani bizim her sütun için aslında iki hakkımız var. Tek buraya gelebilir, çift buraya gelebilir. Çift buraya gelebilir, tek aşağı gelebilir. O zaman ne oluyormuş demek ki? Birinci sütun için iki seçeneğim var. İkinci sütun için iki seçeneğim var. Ve üçüncü sütun için iki seçeneğim var. Dediğim gibi örnek görüntü şöyle yapalım. Böyle olsun. O zaman tek sayılarımız neler? Buraya yerleştireceğim artık. 3, 5 ve 7. O zaman 3 tanesinden bir tanesine böyle yerleşir. Örnek 3. Sonra geriye kalan 5 beş olsun. 5'in 2 hakkı olur. En son 7'nin artık tek hakkı olur. 3 çarpı 2 çarpı 1 diye tekleri yerleştiririz. Sonra gelelim çiftlere. Diyelim 2'den başladınız. 4'ten başladınız. Fark etmez hangisinden başladınız. Önce bir tanesinin bakın 3 hakkı var. Sonra diğerinin 2 hakkı var. En sonucunun artık tek hakkı var. Böylece ne oldu? 6 çarpı 6 36. 36 çarpı 8. 6 kere 8 48. 3 kere 8 24. 288 olmuştu. Olmuş oldu bu güzel sorunun cevabı. Bakın iki durum var. Önce teklik çiftlik sonra yerleştirdik. Yani aslında bir nevi yer belirliyoruz. Orayı rezerve ediyoruz. Sonra tek tek yerleştiriyoruz. Önemli bir yorum. 7 soruluk bir testte her bir soru için 4 cevap seçeneği vardır. Tüm sorulara cevap verme zorunluluğu olmadığına göre cevap kağıdı kaç değişik biçimde oluşturulabilir? Şimdi ben o zaman şöyle bir şey söylerim. Bakın 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şunu bir sileyim. Şimdi normalde bu şekilde 4 tane şık olsun. A, B, C, D diye. Bir de boş. O zaman benim birinci soru için 5 hakkım var birisini seçebilirim ya da boş seçerim. Dolayısıyla toplamda 4 seçenek görünüyor ama boş da bir seçenektir. O yüzden birinci için 5 seçeneğim var. İkinci için yine 5 seçeneğim var. Üçüncü için yine aynı şekilde o zaman ne olacak? 7 yani arkadaşlar 5 üzeri 7 olmuş olacak. Burada oluşan değişik durumların sayısı. Buna ben şöyle bir bağlantı kurayım arkadaşlar. Permütasyon konusunda bunu yapmalıyım size. Bunu biz size farklı bir şekilde şöyle sorabiliriz. Soruyu yazıyorum bakın. A kümesi 7 elemanlı B kümesi 5 elemanlı olur. A'dan B'ye kaç fonksiyon oluşturulur? Şimdi bakın sorunun şeklini değiştirdim cevap aynı olacak sebebini söyleyeyim size. Fonksiyonda evet bir formül vardı ama formülsüz ben permütasyon kombinasyonla yapacağım diyenler için bakın şimdi. Diyelim bir elemanımız A olsun tamam mı? Burada da 1 2 3 4 5 hakkımız var. 5 tanesinden bir tanesine gitme hakkı var değil mi? O zaman bunun 5 seçeneği var. İkinci eleman B olsun. Bunun da 5 seçenekten birine gitme hakkı var çünkü pardon söyleyemedim fonksiyonda görüntü kümesinde bir elemana sadece bir eleman gidecek diye bir kaydı yok. Ben normal fonksiyondan bahsediyorum. O zaman her eleman her yere gidebilir. Böylece A'nın da B'nin de işte C'nin de böylece nokta nokta yine bakın 5 üzeri 7 olur. Zaten fonksiyon formülü şuydu. A'dan B'ye bir fonksiyonun B üzeri A olduğunu söylüyorduk. Fonksiyon sayısının geldiği yer işte bu şekilde sayma konusu. Ara ara böyle soruları farklılaştırarak cevapların aynı olduğunu göstereceğim size. 0 1 2 3 4 5 kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir? Rakamları farklı var, sıfır var. Dikkatli olacağız. Bakın. 3 basamaklı olacak arkadaşlar. Başa sıfır gelmez. O zaman 1 2 3 4 5 hakkımız var yüzler basamağı için. Onlar basamağı için artık 0'ı dahil edelim ama örnek diyelim bir tanesini kullandık. Geriye 5 tane kaldı. Sonra son basamak için de 4 tane kaldı. Böylece 5x5x4'den 4'ten 25 x 4 4, 100 oldu. Eğer hiçbir şart sunmasaydı direkt şunu yapacaktık. 5, 6, 6. Bu rakamları tekrarlı ya da tekrarsız deseydinin cevabı da 5 çarpı 6 çarpı 6 olurdu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarıyla rakamları farklı. 3 basamaklı kaç sayı yazılır? Şimdi bakın. 3 basamaklı olacak tek olacak. 1, 3, 5'ten bir tanesini sondan başlayalım. Orası özel durum. Buraya 1, 3, 5'ten bir tanesi gelir. O yüzden 3 hakkımız var arkadaşlar. Sonra bir tanesini tercih edeceğimiz için örnek 5'i tercih ettik diyelim. Geriye kaç sayımız kalıyor artık? 4 tane sayımız kalıyor. O zaman 4 çarpı 3 çarpı 3'ten 9 kere 4 36 tane rakamları farklı tek sayı yazılır. Bakalım. 0, 1, 2, 3, 4 kümesinin elemanlarıyla yazılan rakamları farklı 4 basamaklı sayıların kaç tanesinde 1 ve 3 eleman olarak bulunur? Şimdi 4 basamaklı olacak bu. Bir bakalım. 1 ve 3 içinde eleman olarak kesinlikle bulunacak. O zaman önce ne yaparız? 1 ve 3'ü yerleştiririz. Mesela 1'den başlayalım. 4 hakkı var. Sonra 3'ün 3 hakkı var diyelim. Bir tanesi buraya geldi. Öbürü de uyduruyorum. Buraya geldi. Artık bunlar gitti. Bu şekilde 1 ve 3'ü kullandık. Şimdi dikkatli olalım arkadaşlar. 0 başa gelmez orada riskli bir durum oluşturur. Sıfırı önce bir dahil etmeyelim. Sıfırın olmadığı durumda geriye 2 ve 4 kaldığı için biri 2 yere gelir, öbürü de 1 yere gelir. 4 kere 3, 12. 12 çarpı 2'den 24 olur. Şimdi gelelim sıfıra hesaba katmaya. Sıfır varken 0, 1 ve 3 zaten olacak. Artık buradan ya 2'yi alırım ya 4'ü alırım. Örnek 2'yi aldım diyelim. O zaman ne olacak? 0 başa gelmez. 3 tane hakkımız var. Sonra bir tanesini kullandığımızın 3 kullandığımız için 3 kaldı. 2 1. Buradan da 9 kere 2 18 oldu. 2'yi kullandığım gibi 0 1 3 4'ü de kullanırsam yine aynı durum oluşacaktır. Böylece ne olur? 18 36 24 daha 60. Bence bu soruda iyiydi arkadaşlar. 0'ı muhakkak hesaba katmalısınız. 0, 1, 2, 3, 4 kümesinin elemanlarıyla rakamları farklı 4 basamaklı sayılar yazılıyor. Buna göre bu yazılan sayıların kaç tanesinde onlar basamağındaki rakam en büyüktür? Burada hemen kombinasyon anlatmadığım için şundan bahsedeceğim size. 0 1 2 3 olabilir. 4 basamaklı sayının rakamları ee, sonra 0 1 2 4 olabilir. Başka 0 2 3 4 olabilir. Bir de 1 2 3-4. Başka olma ihtimali var mı? Bir bakayım bir. Bir de 0-1-3-4 var. Onu unuttuk. Pardon. Şimdi o zaman bu şekilde rakamlardan örnek 0-1-2-3. Burada ne yapacağız şimdi? Onlar basamağı en büyük olması için bir kere 3'ü zaten buraya yerleştireceğiz. Bir hakkımız var. Kalanları 0 başa gelmez. 2 tane hakkımız var. O zaman 2-1 olacak. Bakın bu şekilde 4 oldu. Diğerlerinde Sıfırı kullandığımızın bütün durumlarında aynı olur o yüzden 4 çarpı 3 diyorum bu durumdan aynı olacak 12 tane durum var hesaplamanıza gerek yok. Ha pardon hatta 4 ile çarpmalıymışım 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 4, 0, 1, 3, 4 içinde hepsi aynı olacağı için arkadaşlar 4 çarpı 4 16 diyebiliriz. Sonra 1, 2, 3, 4'ü kullandığımızda ise onlar basamağı en büyük olduğu için 4 zaten mecburen onlar basamağına gelecek. Geriye de 3, 2, 1 hakkımız var. Yani 6 tane de oradan 16 artı 6, 22 tane seçeneğimiz varmış bu sayıların içinde. 0, 1, 2, 3, 4 kümesinin elemanlarıyla en çok 3 basamaklı kaç çift sayı yazılır? Şimdi rakamları farklı demiyor. 1, en çok 3 basamaklı diyor o zaman. 1 basamaklıyı düşünelim. 0 yazılabilir. 2, 4, 3 tane 1 basamaklı sayı olur. 2, 2 basamaklıya gelelim şimdi. 2 basamaklı da 2, 4'ten bir tanesini yazdık diyelim. 2 hakkımız var. 0'ı yazamayız. Geriye 4 hakkımız var. 4 kere 2, 8. Bakın rakamları tekrarlı veya tekrarsız diye özellikle bir şey söylememiş. Sonra geliyorum. Şimdi 0'ın sonda olduğu duruma. O zaman 1, geriye 4 hakkımız kaldığı için 4. Böylece 8 buradan 4 buradan 12 tane daha etti. 3 basamaklıya gelelim şimdi. 2 ve 4'ten bir tanesini son basamağa yerleştirirsek böylece ne olur? 0 yazamam. 4 buraya ama yazarım 5. Aynı şekilde sonda 0'ın olduğu 1 0'a başa yazamayız 4 sonra buraya da yazdık 5. Böylece ne oldu bakın? 4 çarpı 5 çarpı 1'den 20 20 çarpı 2'den 40 20 40 daha 60 60 12 daha 72 3 daha 75 tane sayı yazılabilirmiş. 11. soru gerçekten güzel bir soru. A kümesi 1 6 8 kümesinin elemanlarıyla yazılabilecek 4 basamaklı sayıların kaç tanesi 3 ile tam bölünür diyor. Şimdi şöyle bakalım bir 1 2 3 4 basamaklı. Burada arkadaşlar ee, 3 ile bölünmesi için rakamları toplamının 3'e tam bölünmesi lazım. Bu soruda şöyle güzel bir taraf var yalnız dikkat ederseniz. 1'in 3 ile bölümünden kalan 1, 6'nın 3 ile bölümünden kalan 0, 8'in 3 ile bölümünden kalan 2. Yani bana aslında 3'ün tüm kalanlarını vermiş. 3'ün zaten top top 3 kalanı vardır. Ya 0, ya 1, ya 2. O zaman burada şöyle bir hamle yapabiliriz bakın istediğimiz 3 sayıyı buraya yazalım. Yine istediğimiz 3 sayıyı buraya yazalım. Yine istediğimiz 3 sayıyı buraya yazalım. Şimdi bunların toplamı dan 3 ile bölümünden kalan ya 1 olur ya 0 olur ya 2 olur. Neden? Herhangi iki sayının şey herhangi 3 sayının toplamı ya 3 yapar. Buradan bakın. Ya işte diyelim 1 0 0 düşünelim. 1 yapar. Ya 1, 1, 0 düşünelim. 2 yapar. Gördüğünüz gibi kalan ya 3 yani buradan 0. Ya 1 ya da 2 oluyor. O zaman ben ne yazarsam yazayım. Şu 3'ünün toplamından ya 1 ya 0 ya 2 gelecek gördüğünüz gibi. O zaman 1 kalırsa buraya mecburen 6 yazmalıyım. İşte 0 kalırsa, pardon 1 kalırsa 6 yazmalıyım yanlış söyledim. 1 kalırsa 8 yazmalıyım. Hiç sayı kalmazsa yani kalan sıfır olursa 6 yazmalıyım. 2 kalırsa 1 yazmalıyım. O zaman şurada ne yazarsam yazayım son kısma sadece 1 hakkım kalıyor arkadaşlar kalan durumuna göre. O zaman 3 üzeri 3 27 tane sayı 3 ile tam bölünüyormuş. Bence bu biraz zor bir soru. Anlaması da zor olabilir. Kendiniz deneyin dediğim gibi kesinlikle. Burada bir örnek bile yeterli bakın. Mesela 1, 1, 1 verdiniz. Kalan 0'dır. Mecburen son basamağa 6 gelmeli. Hadi bir uzatayım soruyu anlatayım. Diyelim 1, 1, 8 yazdınız. E, 2, 8 daha 10. Kalanımız kaç? 1. O zaman mecburen son basamağa bakın. 8 yazmalısınız. Ne yaparsanız yapın. Bu 3 basamakla ilgili son basamağa hep bir hakkımız kalıyor gördüğünüz gibi. 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarıyla en az 2 basamağındaki rakamı aynı olan 4 basamaklı kaç doğal sayı yazılır? En az 2 basamağında aynı rakam demek. İşte A, A, B, C ya da A, 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 B ya da A, 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 A olacak demek. O zaman arkadaşlar buradan şu sonucu çıkarırım ben. Tüm sayılardan neyi çıkaracağım? Rakamları farklıyı. Böylece tek tek denemek zorunda kalmazsınız bakın. A, B, C, D. Bir de dördüncü bir ihtimal var. İki basamağı aynı olan, üç basamağı aynı olan, dört basamağı aynı olan, her basamağı farklı olan. Her basamağı farklı olanı çıkarırsam geriye kalan tüm sayılar zaten en az iki basamağı aynı olanlar olur. Dolayısıyla ne yapacağız? 1, 2, 3, 4, Bakın sıfır başa gelmez 4 hakkımız var. Sonra 5, sonra 5, sonra 5. Buradaki tüm sayılar olabilecek durumlar. Sonra da ne yapacağız? 1, 2, 3, 4 basamaklı yine. Şu normal eksi. Burada da rakamları farklı diyeceğiz. Başa sıfır gelmez 4, sonra 4, sonra 3, sonra 2. Böylece 125 çarpı 4, 500 eksi... 16 çarpı 6 96 böylece 404 tane sayı en az iki basamağı aynı olan sayı olacak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanlarıyla yazılabilecek doğal sayıların kaç tanesi 250 ile 500 arasındadır? Burada arkadaşlar 250 ile 500 arasında dediğine göre buraya 2, 3, 4 gelebilir. Buraya her sayı gelebilir ama duruma göre bakacağız. Zaten son basamağa her sayı gelebilir. Şimdi şu şunda dikkatli olmalıyız arkadaşlar. 2 3 4'ten eğer buraya 2 gelirse buraya 5'ten büyük sayılar gelecek. O yüzden özel durum olduğu için biz 2'yi ayrıca inceleyelim. 3 ve 4'ü ayrıca inceleyelim. Tamam mı? Şimdi 2 gelirse buraya 1 hakkımız var ve 2 gelirse 250'den büyük olması gerektiği için e, onlar basamağına ya 5 gelir ya 6 gelir 2. Sonra arkadaşlar rakamları farklı falan filan dememiş. O zaman buraya 7 deriz. Ancak dikkat edin bakın 2 gelir 5 gelir 0 gelemez durumundan dolayı onu çıkarmalıyız. Yani 2 kere 7 14 değil. 14 1'den 13 dememiz lazım. Tamam mı? Bu şekilde onu atlamayalım. 250 ile 500 arasında dediği için 250 olmamalı. O yüzden 250'yi çıkardım. Şimdi 3 ve 4'ten ikisi gelebilir. Burası tamam. Sonra buraya istediğimiz 7 sayıyı yazarız. Buraya da istediğimiz 2 sayıyı yazarız arkadaşlar. Böylece ne olur? 3 4 olur. 2 7 7 98 çarpı evet 49 çarpı 2'den 98 olur. Böylece 98 13 daha 111 tane sayı olmuş olur burada. Zaten 500 arasında dediği için 500'ü yine alamayacağız. 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarıyla yazılabilecek 3 basamaklı rakamları farklı sayıların kaç tanesi 11 ile tam bölünür? 11 ile bölünme kuralı arkadaşlar nasıl olacaktı? Artı, eksi, artı olacak. Sayılar çok büyük olmadığı için arkadaşlar 2 basamağın toplamından onlar basamağındaki rakamı çıkarınca 11 elde etmesi bu soruda mümkün değil. Çünkü yani buraya 5, buraya 4 bile versek ki rakamları farklı demiş. E buraya ne verirsek verelim zaten eksi 2 vermemiz lazım ki 11 olsun. Demek ki o zaman rakamları toplamı ve farkının 11 olma ihtimali yok. O zaman 11'e tam bölünmesi için ne olması lazım? 0 olması lazım. Demek ki birler basamağıyla yüzler basamağındaki sayıların toplamının onlar basamağına eşit olması gerekiyor. O zaman bunu nasıl ayarlarız? Mesela buraya 0, buraya 5 yazarsak buraya 5 yazmamız lazım. Rakamları farklı olmaz o zaman. Haliyle şunu yapacağız. 1 buraya 1 yazarım. Buraya 4 yazarım. 5 olur o zaman. Sonra 2 3 yazarız. Küçükten başlayarak gidelim hatta. Sonra buraya 3 yazarım. Buraya 2 yazarım. Yine 5 olur. Şöyle deriz. 1 yazarım. 2 yazarım. Buraya 3 yazabilirim. Başka. 1 yazarız. 3 yazarız. 4 yazarız. Burada şimdi hemen bir de neyi kontrol etmemiz lazım. Birler basamağı ile yüzler basamağı yer değiştirebilir. 2. Yine burada da aynı şekilde yer değiştirir 2. Burada da yine değiştirir ve burada da değiştirir. O zaman 2 çarpı 4'ten 8 tane durumda rakamlar toplamı ve farkı 11'in katı olacağı için yani 0 olacağı için ki 0 da 11'in katıdır. Böylece 11'e tam bölünür. 1, 2, 3, 4, 5 rakamları birer defa kullanılarak yazılabilecek 4 basamaklı sayıların kaç tanesinde en başta veya en sonda asal sayı vardır? Şimdi bakın şöyle diyelim o zaman. 1 2 3 4. Sadece başta olsun veya dediği için bakın sadece başta olsun. O zaman 2 3 5'ten biri buraya gelir. 3 hakkımız var. Sonra arkadaşlar birler basamağına kesinlikle gelmemesi gerektiği için o zaman ya 1 ya 4'ten bir gelir. 2 tane. Toplam 2 sayıyı kullandık. 5 sayımız vardı. 3 hakkımız kaldı. Buraya da 2 hakkımız kaldı. Ya da tam tersi olur. Birler basamağına 2, 3, 5'ten bir tanesini getiririm. O zaman birler basamağına ya 1 ya 4 gelir mecburen. 2 hakkımız var. Toplamda 2 sayı kullandık. 3, 2. Ya da en sonunda da arkadaşlar bunu yazalım. Buraya asal dedik. Son basamağı asal dedik. Bir de hem başta hem sonda asal olsun. Örnek 2, 3, 5'ten 3 tanesi buraya geldi. O zaman kalan 2 tanesi Yerleşti son basamağı. Toplam 2 sayı kullandık. Buraya 3 kaldı. Buraya 2 kaldı. O zaman 36. 36. 36. Toplamda 108 sayıda arkadaşlar. Ya başta ya sonda asal sayı vardır. Faktöriyel konusundaki soruları arkadaşlar açıkçası yani uzun zamandır temel kavramlarda yaptığınız için geçmek istiyorum. Bu yüzden ben normal yine permütasyon kısmına devam edeceğim. Yani sayma kısmına. Burada da size e, bir formül veriliyor normalde. Ben o formülün aslında ne kadar e, sıradan bir formül olduğunu söyleyeceğim size. N elemanlı bir kümenin r elemanlı permütasyonlarının sayısı Pnrl ile gösteriliyor. Şimdi burada aslında bu formülü ezberlemek yerine şunu söyleyebiliriz. Size P'nin daha P'nin diyorum 5'in üçlü permütasyonu nedir derse aslında arkadaşlar bu şu demektir. A, B, C, D, E sayılarımız var. Rakamları farklı 3 basamaklı kaç sayı oluşturulur? Ya da 5 kişi var 3 kişilik koltuğa kaç farklı şekilde otururlar? Demekle aynı şeydir. O yüzden burada yapacağınız şey aslında budur. Dolayısıyla bana N'nin R'li permütasyonunu sorması demek aslında N kişi ve R kişilik koltuk demektir diye belirteyim. Bu şekilde halledebiliriz. Bakın şimdi N'nin birli permütasyon demiş. Bu şu demektir. N kişi var. Bir kişilik koltuğa kaç farklı şekilde otururlar? Tabii ki N farklı şekilde otururlar. Sonra N kişi var. N kişilik koltuğa kaç farklı şekilde otururlar? Örnek 5 kişi 5 kişilik koltuğa kaç farklı şekilde oturur? 5 4 3 2 1 gibi düşünün. O zaman demek ki ne yapıyor? 5 faktöriyel. Ya da 3 kişi 3 kişilik koltuğa kaç farklı şekilde oturur? 3 2 1 3 faktöriyel. O zaman n'nin n'li permütasyonunda özel olarak formül ezberlemeye gerek yokmuş. n faktöriyelmiş. n'nin n-1'lisine bakalım şimdi. Bakın yine örnekle göstereyim. 4 kişi olsun 3 kişilik sıraya oturtalım. 4, 3, 2. Ne oldu? 4 faktöriyel. Çünkü 4 çarpı 3 çarpı 2. Zaten 1'i yazmaya gerek yok. Ya da 5 kişilik 5 kişi var. 4 kişilik koltuğa oturtacağız. 5, 4, 3, 2. Bakın ne oldu? 5 faktöriyel. O zaman yine n'nin n, n 1'li e, permütasyonu da yine bize n faktöriyeli getirdi. Sonra 5'in 1'li e, permütasyonu nedir arkadaşlar? 5 kişi Sadece bir kişilik koltuğa 5 farklı şekilde oturur. O zaman orası da 5 olur. N faktöriyeller gider. N buradan 5 olacaktır. N faktöriyel yani 5 faktöriyel de 120 olur. Ben bu şekilde formül ezberlemeden yapıyorum açıkçası. Bunun için de uğraşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bakın şimdi kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesi A harfi ile başlar? Bu şu demek işte 5 kişi var. 3 kişilik koltuğa oturacaklar. Ya da buradaki gibi 5 harf var. 3 tane Burada basamağımız var. Kaç tanesi A ile başlar demiş. O zaman mecburen A ile başlar dediğine göre buraya sadece A'yı yazabileceğiz. O zaman geriye kaç tane sayımız kaldı veya harfimiz? 1 2 3 4. Buraya 4 tane gelir. Buraya 3 tane gelir. Permütasyon dediğimiz zaman e, rakamları farklı gibi düşüneceğiz ya da kişi gibi düşüneceğiz. Nasıl ki bir kişi kullanılıp klon yan tarafa oturamıyorsa arkadaşlar, aynı şekilde burada da tekrarlıp e, tekrar bir şekilde aynı sayıları sakın kullanmayın. 4 x 4 demeyin yani. Permütasyon demek rakamları farklı demek ya da farklı kişiler demektir. Dolayısıyla 4 x 3'ten 12 olacak. 0 1 2 3 4 kümesinin üçlü permütasyonlarının kaçında eleman olarak 2 bulunur? 3 bulunmaz. O zaman bakın şimdi. 3'ü sileceğiz. 2 kesinlikle var. O zaman hemen 2'yi baştan düşünelim. Özel durum ya başa gelir ya ortaya ya sonu. O zaman 3 tane durum var. Örnek diyelim burayı kaptı. Artık bir yer kapıldığı için kalan iki yere 0, 1, 4'ten 3 tanesinden bir tanesi böyle gelir. Kalan iki tanesinden bir tanesi de sona gelir. Böylece 9 çarpı 2'den 18 tane durum olur. Örnek bir görüntü. 4, 2, 0 mesela. Böyle olabilir. Kesinlikle 2 var. Bakın 3 yok. Ya da 2, 1, 4. Böyle de olabilir. O yüzden hani illa ben ortaya gibi gösterdim ama o sorun değil. Herhangi bir yere 2 yerleşti. Önce onu yerleştirdik. Sonra kalan 2 yere 3 sayıdan 2 tanesi yerleşmiş olacak. 4 matematik ve 3 türkçe öğretmeni yan yana dizilmiş 7 koltuğa kaç değişik şekilde sıralanabilirler? Bakın, 7 tane insan var. Özel bir şart sunmamış. O zaman bunlar 7 tane koltuğa 7'nin 7'li permütasyon olarak sıralanırlar. Çünkü 7 kişi var ve 7 kişilik koltuk var. 2 doktor, 2 mühendis ve 3 öğretmen yan yana oturacaktır. Herhangi 2 öğretmenin yan yana gelmediği kaç farklı durum vardır? Bakın burada bazı soru tipleri var. Onları size anlatmamız lazım. Onlardan bir tanesi bu işte arkadaşlar. Şimdi siz iki öğretmenin yan yana gelmesini istemiyorsanız o zaman şunu yaparsınız doktor ve mühendisleri yerleştirirseniz bunlar nasıl yerleşir? Tabii 4 3 2 1 diye yerleşir. Tamam mı? Bunlar için özel bir şart sunmamış. Sonra öğretmenleri yan yana almayacağız ya. O zaman ne olacak? Öğretmenleri arkadaşlar özel bir yöntem yapıp bunların bakın aralarına ya da sağına soluna yerleştirirsek görüntümüz bakın şöyle olsun oturuş durumu. 1 2 3 4. Bunlar mühendis ve doktorların yerleşimi. O zaman yeni bir kutu durumu açıldı. Bu açtığım kutulardan 3 tanesine de öğretmenleri yerleştireceğim. Örnek bir öğretmen 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 kutudan bir tanesine yerleşebilir. Kalan öğretmen 4 kutudan bir tanesine yerleşebilir. Kalan öğretmen de 3 kutudan bir tanesine yerleşebilir. Böylece 5 çarpı 4 çarpı 3 ne yapıyor? Ee, 160 yapıyor pardon. 4 faktöriyel de zaten 4 faktöriyel. Şimdi burada 60 çarpı 4 faktöriyel şıklarda yok. O zaman neye benziyor bir bakalım. 6 çarpı 5 desek şuraya. Burayı da 2 diye ayırsak. 4 faktöriyel de var. 6 faktöriyel çarpı 2. O zaman B şıkkıymış. Şıkka uydurursak. Dediğim gibi herhangi iki kişi yan yana gelmemek demek arkadaşlar önce yazayım buraya diğerlerini yerleştireceğiz. Yeni boşluklara istenenleri yerleştireceğiz. Bunu bu şekilde böyle yazmış olayım. A tane erkek ve 2 tane kız öğrenci kızlar yan yana olmamak şartıyla 5 çarpı 6 faktöriyel şekilde sıralanabildiklerine göre A kaçtır? Bazı sorularda arkadaşlar sizin küçükten yararlanarak büyüğü düşünmeniz lazım. Ne demek? Şimdi A tane erkek var. Bunların kaç tane olduğu belli olmadığı için böyle kutu kutu yapamam. O zaman önce bir yorum yapacağım. Diyelim 3 erkek olsaydı bunlar yerleşirdi böyle. 3 faktöriyel şeklinde. Sonra 4 tane yeni yer açılırdı. Kızlardan bir tanesi 4 hakkı olurdu. Öbüründe 3 hakkı olurdu. Şimdi o zaman bu mantıkla bir tane daha yapayım hadi göstereyim. Erkekler diyelim iki kişi olsaydı sadece o zaman ne olurdu? 2 faktöriyel şeklinde erkekler yerleşirdi. Yeni 3 kutu açılırdı. Gördünüz mü? Erkek sayısının bir fazlası kadar kutu açılıyor kızların oturacağı şekilde. O zaman ne oluyor? Demek ki A tane erkek olursa A faktöriyel şeklinde yerleşirler. Her zaman ne oldu bakın? Erkeklerin bir fazlası kadar yeni kutu açıldı. O zaman kızlardan bir tanesinin A artı bir hakkı var. Diğerinin A hakkı var. Ve bu 5 çarpı 6 faktöriyeli eşitmiş. Böylece A çarpı A artı bir çarpı A faktöriyel. Zaten A artı bir faktöriyel demektir. Yanında A var. Böylece hakikaten A 5 olmuş oldu. Bir dede ve iki torunu yan yana duran 10 sandalye torunlar dedenin her iki yanında oturmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi o zaman dede ortada. Torun 1 ve torun 2 bunlar burada sonra yer değiştirebilir. Halledeceğiz onu merak etmeyin. Bunlar şimdi 3 kişi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın şimdi böyle üçlü oturabilirler. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın 8 farklı şekilde oturabilirler tamam mı? 8 faktöriyel değil çünkü yan yana dizilecekleri için mecburen 10 kişilik koltuğa anca böyle otururlar. Bir de torun 1 ile torun 2 yer değiştirebileceği için 2 durum olur. 8 çarpı 2'den 16. Bakın bu konunun genel adı sayma ve olasılık. Bazen biz bütün soruları permütasyon yoluyla veya böyle faktöriyel yoluyla yapacağımızı düşünüyoruz. Özellikle şıkların çok büyük olmadığı durumlarda lütfen hani permütasyonsuz bazen tek tek sayabileceğimiz şekilde geldiğinde görün. ÖSYM de böyle sordu zaten. İki kız, dört erkek öğrenci iki sıraya üç kişi önde, üç kişi arkada ve kızlar yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? Kızların özel durum olduğu için önce onları değerlendirelim. Bakın üç kişi önde, üç kişi arkada. İki kız yan yana olacak. Ya böyle oturabilirler ya böyle oturabilirler iki durum ya böyle otururlar ya böyle otururlar iki durum daha böyle dört tane durum var bakın kızlar için şimdi kızları önce yerleştirdik diyelim böyle yerleştiler mesela bu iki koltuğa kaç tane koltuk kaldı dört koltuk o zaman bu dört koltukla ilgili özel bir durum olmadığı için erkekler istediği gibi dizilir dört faktöriyel Burada bir de çarpı neyi düşüneceğiz? Kızları birlikte düşündük. Kız 1 kız 2 olsun. Bunlar kendi aralarında yer değiştirebilir. Bir de çarpı 2. Böylece 8 çarpı 4 faktöriyel olur. 1, 2, 3, 6, 7 kümesinin elemanları birer kez kullanılmak şartıyla yukarıdaki kutucuklara yerleştirileceklerdir. Yatay ve düşey sıradaki rakamlar toplamı aynı olacağına göre bu rakamlar kaç farklı şekilde kutucuklara yerleştirilebilir? Bu da güzel yorum olarak. Şimdi bir kere burada ortak bir şey var. O zaman ona göre hareket etmemiz lazım. Bakalım bir. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 6 daha 12, 7 daha 19. ha şimdi ben 19'dan öyle bir sayı çıkarmalıyım ki kalan sayıların toplamı birbirine eşit olması lazım. Çıkarmam lazım demişim. Pardon eklemem lazım. Yani ne demek o? Örnek 19'a 1 eklersek 20. Bakın 2'ye böldüğümüzde 10, 10. Yani 1 buraya gelebilir. Sonra 19 tek olduğu için bir çift olması için tek ekleyelim. 22 2'ye bölersek 11. O zaman ortaya şöyle gösterelim. 3 gelebilir. Yine aynı şekilde o zaman buraya 7 gelirse 19 7 daha 26 olur. 2'ye böldüğümüzde 13, 2'ye böldüğümüzde 11, 2'ye böldüğümüzde 10. O zaman rakamları toplamı 10 olacak şekilde yerleştirelim bakın. 1 olduğuna göre buraya 2, buraya 7. Örnek bir görüntü. Hemen 2 ile 7'yi oraya yerleştirdiğimi düşünmeyin. Sonra geriye de ne kalır? 6, 3 zaten. Hakikaten bakın 9, 1 daha 10. 9, 1 daha 10 yaptı. Gördünüz mü? O zaman arkadaşlar şimdi 1, 1'i ortaya yerleştirdik. Bu zaten mecburen burada. O zaman eğer 2 ile 7'yi satıra yerleştirirsem onlar kendi arasında yer değiştirir. 2, 3 ile 6 kendi arasında yer değiştirir. 2. Bir de arkadaşlar lütfen şuna dikkat edin. Bu 3, 6'yı ben 2 ve 7 olarak buraya da yerleştirebilirim. Yani aslında 3, 6 grubuyla 2, 7 grubu da yer değiştirebilir. O zaman ne oldu bakın? Böyle 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 tane durum oldu gördüğünüz gibi tamam mı? Şimdi bakalım 3'ü yerleştirelim. 3'ü yerleştirdiğimiz zaman 11 olması için 8 yani ne olması lazım o zaman? 5 olması lazım kalan rakamların. Yani burada o zaman 3'ü buraya koyduğumuzda kalan rakamların 8 olması için yerleştirebileceğimiz sayı buraya 6, buraya 2. Sonra buraya 1 buraya 7 oldu. O zaman ne olacak bakın 6 ile 2 yer değiştirebilir. 1 ile 7 yer değiştirebilir. Bir de 1 7 ile bu şekilde bakın 6 2 yer değiştirebilir. Yani görüntü şöyle de olabilir. Gösterelim. Burası 3, burası 7, burası 1, burası 6, burası 2. Yine bakın 8 3 daha 11. Burası da yine 11 olur. O zaman bunlar da kendi arasında yer değiştirir. Yine 8 gelmiş oldu. Şimdi 7'yi düşünelim bir de. Rakamları toplamanın 13 olması için geriye kalan sayıların toplamının 6 olması lazım. Burada bakın şöyle bir problem oluyor. Normalde tabii ki evet 7 gelme ihtimalini düşünürüz. Çünkü 17, 19, 7 daha 26. Deminki sorular gibi yapmış. Deminki durumlar gibi yapmış oldum. Ama 7 olunca rakamları toplama 6 olan iki sayı burada var mı bakın yok. O zaman 7'nin oraya gelme ihtimali yokmuş. Totalde 8 8 daha 16 tane durum olmuş oldu. Bu da gayet iyi bir yorum sorusu. Nesim kelimesinin harfleri yerleri değiştirilerek yazılabilen tüm kelimeler alfabetik sırayla yazıldığında semin kelimesi kaçıncı sırada yer alır? O zaman alfabetik gideceğiz şimdi. bir ilk olarak E gelir. E'nin başta olduğu durum kaçtır? 3 e, kaç harfli bu? 1 2 3 4 5 harfli. O zaman 4 faktöriyel olur. Niye? Kalan 4 tane sayı 4 3 2 1 diye. Tamam mı? Şimdi sonra geldik I harfine. Sırada I var. O zaman yine 4 faktöriyel. Sonra I'den sonra ne var? M var. M'nin M ile başlayan 4 faktöriyel oldu. Sonra artık arkadaşlar M'den sonra N'ye geldik. O zaman oradan da 4 faktöriyel geldik şimdi S'ye. S'de tek tek düşünelim. S başa geldiğinde ilk harf E olur. Sonra arkadaşlar E'den sonra I gelir. Sonra M gelir, sonra N gelir. Sonra S E I N M olur. Sonra S E artık yer değiştirir M olur. Buraya İ gelir. Buraya da mecburen N gelir. O zaman ne oldu bakın? 96, 97, 98, 99. kelimemiz Senin kelimesi oldu. Bu şekilde arkadaşlar permütasyonla alakalı ilk kısmı böyle bitirmiş olayım. Tekrarlı permütasyonla ilgili çok güzel yorumlar yapacağız. Onlara da geleceğiz. Diğer videoda da tekrar permütasyon ve yine yorum sorularına bakalım. Görüşmek üzere.